Herkese iyi akşamlar. Transfer Merkezi YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Selamlar, saygılar. Ben Deniz Nazım Türknaz. Taraftar Merkezi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki konuğumuz Göztepe Camiası'nın zor ve sevilen isimlerinden bir tanesi Seren Ergüz aramızda. Seren abicim, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk Nazımcığım. Radyo programlarında olduğu gibi bir katıldığımız zamanki gibi bir giriş yapayım. Güzel İzmir'in güzel köşesi Göztepe'den, tam Susuz Dede'nin dibinden, Göztepe ve Türk bayraklarının altından tüm Türkiye'ye, tüm bizi izleyen arkadaşlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Abi çok teşekkürler. Sen de bakıyorum arkan kalabalık, bayağı bir formalar. Şimdi sen program reklamına benim böyle tribün fotoğrafımı koyunca ben de arkaya böyle bir ufak tribün yapayım istedim. Programı özel yani, bunlar normalde burada durmuyorlar. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Vallahi Seren abicim, şimdi bu yayın enteresan olacak. Bir kere bu yayın tarafsız değil kardeşim. Bu yayın dibine kadar taraflı bir yayın. Önce ben bunu söylemek istiyorum. Çünkü program süresi içerisinde dibine kadar her konuyu konuşacağız. Yani konuşulmadık konu kalmayacak. Ondan sonra yok ben duymadım, yok ben görmedim, yok ben işitmedim olmasın. Yalnız değerli Göztepe taraftarından bir ricam var. Orada da yazmıştı bir arkadaşımız. Hafiften hafiften yüklen Göztepe diye. Bir kere bir hemen muhabbete sohbete başlamadan transfer merkezin bir abonesine bir oralar bir alalım. Bir abonelik işlemlerini bir gerçekleştirelim. Bütün aboneliklerimizi yapalım oradan. Abonelikler. Herkes abone olsun. Herkes abone olsun. Çanlar, manlar, hepsini şöyle bir yapalım. Aynı zamanda Seren abicim, Twitter'da, aynı zamanda Facebook'ta da yayındayız. Yani dört bir cenahtan şu an Taraftar Merkezi programının içerisindeyiz. Mehmet Yaka, bizim sayfalardan da paylaşıldı mı? Tüm Göztepe'lere ulaşıyor muyuz? Linkleri, sayfaları, Transfer Merkezi'nin alt linklerin sayfalarını biz de Facebook'tan, Twitter'dan paylaşalım. Canlı yayın orada da aynı şekilde devam etsin. Bu arada öncelikle tabii seni de tebrik etmek istiyorum. Yeni bir mecra, yeni bir serüven senin için. Değişik fikirlerin var. Bunları paylaştık da aramızda. Çok güzel şeyler var. Yapılabilecek çok harika çalışmalar var. Bu konuda da seni yeni ekip arkadaşlarına birlikte seni de tebrik etmek istiyorum kardeşim. Abi çok teşekkürler. Sizlerin desteğiyle zaten bir insan tek başına bir yerlere hiçbir zaman gelemez. Zaten her zaman yani sizler gibi insanlar sayesinde biz biraz böyle bir yerlere geldik. İnşallah bu sesimizi kısmaya çalışanlar oldu ama kapatmaya çalışamazsınız. Bu ses olduğu sürece, sizler olduğu sürece bizim bu sesimiz transfer merkezinde ta arşa kadar ilerleyecek. Önceki desteğin için abi sana minnettarım. Çok çok teşekkürler. Estağfurullah. Benim her zaman kullandığım bir söz vardır. Niyet neyse akıbet de o olur diye. Senin niyetlerin her zaman güzel. Birlikte de güzel şeyler yapıyoruz. Twitter'da olsun, sohbet programlarında olsun. Hep güzel, olumlu dönüşler geliyor Göztepe taraftarından. Göztepe ile ilgili göztepeler.com'un Twitter sayfasında yaptığımız sohbet odalarında. Senin iyi niyetini herkes görüyor, farkında. Sen iyi niyetli olduğun için işlerin de hep iyi niyetli, başarılı geçecek inşallah. Allah razı olsun abicim. Teşekkürler. Karşılıklı alverlerle başladı program. İnşallah da bu alverlerle de devam eder diye düşünmek istiyorum. Evet. Abi sesli bir sıkıntı oldu. Bir dakika söyler misin? Evet, bir problem var. Bir saniye. Tamam. İnternette bir sorun var. İnternet hemen bir aç kapa yapalım. Ya Emrecan Alpargun, yani alttan devam yazıyorsun. Alttan devam yazanlar var. Emrecan Alpargun. Merak edenler için formaları, antrenman tişörtlerini. Maşallah maşallah. Tam kadro. Evet. Seren Ergüz'ün galerisinden, Seren Ergüz'ün baktığım zaman tüm formalar gözüküyor. Bunlar çok küçük bir kısmı lazım. Doğru doğru. Bunlar zaten çok abi küçük bir kısmı. Kaç yılın birikimi var değil mi abi? Tabii senelerin birikimi var. Seneler var, bitmez yani. Bu arada değerli dostlar var, şimdi yavaş yavaş da orayı biraz daha böyle arttırmaya da çalışıyoruz. Biraz daha gelmesini de bekliyoruz derler ya.
tabiri caizse. Yalnız benim gelen mesajları falan görmek için gözlüklerimi takmam lazım ya. Takılar bir zahmet. Arada şöyle geldim. Hüseyin Karabacak zaman da yani var. Çok ihtiyar oluyorum ya. Estağfurullah abi. Hüseyin Karabacak'tan mesaj var. Nazla başlar, Nas'la biter diyor. Evet. Doğru söylüyor. Bizim bu sloganımızdı. Nazla başlar, Nas'la biter. Hüseyin Karabacak'a buradan transfer merkezinin genel koordinatörü buradan selam olsun. Yine Emre Can Alpargül demiş ki aman ben aman nerelere geldik demiş. Evet, evet. Bak buldum, kendimi buldum burada. Alt liglerde, Twitter'da yayındayız. Evet, ben mesajlara bakmayayım, gözlüklerimi çıkartayım. Gözlüklü. Ben bakarım abi, sıkıntı yok. Ben senin adına bütün mesajlara bakarım. Estağfurullah, estağfurullah. Teşekkür Turan ederim. Babacan demiş ki, her şeyden öte sevdik biz seni, Göztepe'miz çok yaşa diyor. Nazım, Göztepe bizim yaşam biçimimiz, biliyorsun sen de. Biz hep söylüyoruz, biz Göztepe'yle yaşayan, Göztepe'yle mutlu olan, Göztepe'yle üzülen insanlarız. Yeri geliyor ailemizden daha çok Göztepe'ye zaman ayırıyoruz, daha çok kafa yoruyoruz, işimizden gücümüz. Ve bunları da hep menfaat karşılığı yapmıyoruz. Hepsini canı gönülden yapıyoruz. Bu sosyal medya sayfalarını. Benim de çok güzel bir ekibim var, biliyorsun, Göztepe'den. Biliyorum. Senelerdir bu işi beraber kovaladığım, beraber götürdüğüm arkadaşlarım var. Hepsi tamamen gönülden yapıyor bu işi. Hiçbir maddi bir beklentimiz yok. Maddi bir karşılığı yok. Herkes hayatından ödün vererek, işinden, eşinden, gücünden, çocuğundan vakit ayırarak hep bu Göztepe sevdasını diri tutmaya çalışıyor. Ne kadar? Ama Göztepe böyle bir şey. Bizim avantajımız bu semtte bütün Göztepe'yle ilgili, herkesin Göztepe'yle yatıp Göztepe'yle kalkması. Benim açımdan daha doğrusu en büyük avantajı. Yani ben evimde Göztepe'de, tabii bahsettiğim gibi Suzdolu'nun altında oturuyorum. Dükkanım hemen aşağıda, İzmir'de Göztepe'de, bilenler bilir, mağazamı, Karaca Göztepe mağazası, Serpil Ergele Türkiye mağazası, yani Caddere, Mithatpaşa Caddesi'nde. Dükkandan baktığım zaman tam karşımda Suzdere'nin üstündeki bayrağıyla Göztepe bayrağını 18 saatte, 16 saatte yakın görüyorum. Yani bu arada Serhan abi, yönetmenimiz Ahmet Karaca, teşekkürler. Ahmetciğim, ver müziği, ver müziği Ahmet Karaca. Ver müziği Ahmet Karaca, biraz arttırsın orayı. Gel abi, gel oradan. Facebook'ta paylaşılmış mı? Aynen öyle yaptım. Bu program taraflı değil kardeşim. Bu program tamamıyla %100 taraflı. Seni bu tepemizden çok yaşa. Evet, teşekkürler. Ahmet Karaca yönetmenimiz gerçekten bu işin pirlerinden. Bu arada çok sevdiğim değerli abim Entegre Harç Yapı Kimyasal firmasının genel müdürü Bülent Kanayılmaz aramızda. Bülent abicim hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok çok teşekkürler. Kendisi de çok iyi bir Göztepe'lidir ve Entegre Harç firmasının da genel müdürüdür. Buradan bayilik ile alakalı istek talep varsa hemen alınabilir. Özellikle Yenal Ulusoy'un dikkatine. Yenal, bu işlerin profesörü Yenal. Yenal Ulusoy'un bütün Bayraklı'da gördüğün bütün o gökdelenlerde illaki bir demiri, bir çimentosu, bir şeyi var yani. Ben de abicim, Yenal Ulusoy İzmir'de iyi bayilik yapar. Evet, evet. Bu arada mesajlar... Benim telefon çalıyor zannettim Nazım, bu arkadan verdiğiniz tezahüratla. Benim telefonum daha güvenilir. Valla yönetmenimiz Ahmet Karaca bu işlerin piri. Çok iyi biliyor, çok iyi yapıyor bu işi. Hakikaten bu arada Bülent abinin oğlu da buradan Cem Kanayılmaz. Kendisi de çok iyi bir Göztepe'li, yani derler ya, Göztepe'li babanın Göztepe'li oğlu. Harika. Ne kadar güzel. Evet, istersen yavaş yavaş topa girelim sevgili Serhan Ergün. Top sende Nazım. Şimdi. Patron sensin. Estağfurullah.
İlk sorum şu abi. Göztepe taraftarın bir kere bir canını yakayım da bakalım sen de yanacak mısın yoksa ben mi yanacağım sadece? Abi Göztepe yönetiminin ve Göztepe idari kadrosunun kullandığı dil Türkçe mi İngilizce mi? Bir buradan başlayalım istersen. Vallahi şu an için İngilizce. Farkındaysan bizim tüm paylaşımlarımız iki dilde yapılıyor. Hem Türkçe hem İngilizce yapılıyor. Niye abi? Burası Birmingham mı? Burası Liverpool mu? Burası Manchester City mi abi? Hayırdır? Southampton'dan esinlenerek herhalde yabancı dil, küresel dil İngilizceyi düşünüyorlar bizim yabancı sermayedarlarımız. Muhtemelen o yüzden ikinci dil olarak İngilizceyi de kullanıyorlar. Ama ben senin serzenişini biliyorum. Daha önce de konuştuk. Ortamlarda da bahsettim. Bu Göztepe'mizin bir an evvel Türkçe'ye dönmesi lazım. Evet. Türkçe konuşması lazım. Türkçe evet. Konuşan yöneticileri olması lazım. Türkçe konuşan idarecileri olması lazım. Yani bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum ben. Sen de benimle aynı fikirdesindir diye tahmin ediyorum. Evet, maalesef. Bu İngilizce işi seni rahatsız ettiği kadar bizleri de rahatsız ediyor. Evet, doğru. Bir vizyon arada olarak görebilenler, görenler de olabilir tabii. Yani bir vizyon olarak görenler de olabilir ama biz biraz daha taraftar tarafından bakıyoruz ona. Doğru. Bu arada Il Fenomeno demiş ki futbola Fransızca demiş. Futbolda Fransızca mı demiş? Yok. Yani futbola Fransız kalmışlar diyor. Ha, dil İngilizce ama futbola Fransız kalmışlar. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şimdi Seren abicim biraz da maçlarda bağırdığın ses tonunu alabilir miyiz? Çünkü diyorlar ki az ses geliyor. Seren abinin yorgunluğu mu var az acaba? Az ses geliyorsa. Şimdi normalde hep telefon kullandığımız için şimdi bugün yayında telefon nedense şey yapmadı. Başarılı olamadım ama telefondan girmeye. PC'yi açtım, bilgisayarı açtım. Bilgisayarda da muhtemelen ses biraz az geliyordur. Özür diliyorum bizi takip eden, izleyen herkese. Şu an ses mükemmel. Şimdi biraz değil daha, mi? Ha, biraz daha yaklaştım bilgisayara doğru. Güzel. Ekranda çizgilerim, hatlarım, yaşlı hatlarım biraz daha meydana çıkacak. Ben o yüzden biraz daha böyle geri planda flu tutuyordum ya, kendimi. Ama yapacak bir şey yok artık. Sen bizim sevdiğimiz insansın. Bu arada Ali Karaca demiş ki İngiltere'den takip ediyoruz. Burada da yaşıyor Göztepe rüzgarı göz göz demiş. Ali Karaca. Avrupa'nın her yerinde yaşıyor Göztepe. Göz göz Avrupa. Arkadaşlarımız zaten çok güzel bir oluşumdalar. Güzel bir birliktelikteler. Çok güzel arkadaşlıkları var. Çok güzel insanlar hepsi. Onların bir sözü var. Gurbette armayı görenin gözlerinden yaş gelir diye. Buradan İngiltere'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Ben de özellikle Hollanda'da biliyorum değil mi abi? Hollanda'da da bayağı Göztepe'li var. Hollanda'da zaten Hollanda temsilcimiz Barış Ertin, Sayın Barış Ertin izliyorsa evet. Bizi. Evet. Bu arada yayınımız, değerli dostlar, yayınımız hem Twitter'dan, alt linkler hesabından oradan takip edebilirsiniz. Facebook'tan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan da şu an zaten canlı yayındayız. Sizlerden ricamız şu transfer merkezinin bir aboneliği biraz arttıralım. Yüklensin Göztepe taraftarı. Biraz onu bekliyoruz çünkü. Nazım Türknes'in geldiği belli olsun transfer merkezin. Yani çünkü sesimizi daha da yukarılara çıkartalım. Çünkü ciddi manada baktığımız zaman çünkü ileride canlı yayınlar yapacağız. Maç sonlarını yapacağız. Nasıl ki 3 İstanbul takımının Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın maçlarından sonra canlı yayın yapılıyorsa biz de aynı şekilde canlı yayınlar yapacağız. Maç sonu canlı yayınımız olacak değerli dostlar. Evet, bugün bu arada konuştuk bunu çok güzel. Evet. Fikirler bulduk bu bununla ilgili. İl Fenomen demiş ki İzmirliyiz, Göztepe'liyiz, Batman'da yaşar. Bolu'dan takip ederiz demiş. Enteresan mesajlar geliyor. Sevgili Seren Ergüz. Geçiş Oyun demiş ki Seren Bey acaba Store'dan mı katılıyor demiş. Store'dan katılmıyorum da evin birkaç dolabı store ürünleriyle dolu. Bu arada şöyle söyleyeyim, bu kadar senelik fanatik taraftarım. Bir sürü malzeme var. Daha hayatında ki hepsiyle de hep arkadaşlıklar, dostluklar yaptım. Daha hiçbir tane futbolcunun formasını isteyip de almış değilim. Yani buradan evet. Orada böyle bir sosyal mesaj da vereyim. Hepsini evet. Store'dan aldığım ürünlerdir. Yani parasını vererek aldığın ürünler değil mi abi? Tabii. Birçoğu parasını vererek aldığım ürünlerdir. Aralarında hediye gelenler de var.
Çünkü bizim gibi insanlara genelde bu hediyeler gelir biliyorsun lazım. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Bu arada Turan Babacan demiş ki abi yönetime sesimizi duyurmak için İngilizce yazıyoruz demiş. İngilizce de yazarız. Biliyorsunuz İngilizcemiz de var. Gayet İngilizce'ye de hakimiz. Arzu ederlerse bu programı İngilizce de yapabiliriz. Sorun yok doğru. Yani. Onlara sesimiz doğru. Gidecekse arzu ve isteklerimizi anlatabileceksek İngilizce dilinde anlatınca doğru. Bu programları dahi İngilizce yapabiliriz. O kapasiteye doğru. De sahibiz çok şükür. Seren Ergüz'den çıkış geldi. Lütfen rejiden onu alalım. Diyor ki yönetim bizi anlaması için yönetimin bizi anlaması için bu programları gerekirse İngilizce daha yaparız diyor. Alttan verelim. Bu arada sevgili genel müdürüm Bülent Kanılmaz demiş ki Nazım Türk Naz bizi iç saha maçına götür demiş. Ey Bülent Kanılmaz ben garip gureba dostuyum. Ben bir garip gurebayım. Evet alttan da vermiş olduk. Peki Seren Ergüz. Şimdi baktığımız zaman Göztepe 6 maç yapmış. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Attığı 4 gol, yediği 4 gol. Yani her anlamda bir denge var. Neden mutsuz Göztepe taraftarı? Başlayalım abi istersen. Hemen başlayalım. Biliyorsun 4-5 haftadır gazete Yeni Gün'de de köşe yazılarıyla başladın. Derdimizi, fikirlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu söylediklerinin, bahsettiklerinin birçoğunu bugün gazete Yeni Gün'de çarşamba günleri çıkıyor yazılarım. Bunları irdelemeye çalıştım. İstersen oradan bir iki satır okumak isterim. Lütfen abi. Bununla lütfen. İlgili. Hemen bakıyorum. Seren Ergüz'ün yazılarını gazete Yeni Gün'den takip edebilirsiniz değerli dostlar. Zaten biliyorsunuz. Söylememize gerek yok. Bu arada Tatangalardan mesaj var. Da... Selam olsun Göztepe'ye demiş. Aynen. Şimdi mesela bu haftaki yazımızda ne demişiz Nazım? Kazanmak harika demişiz. Yani son dakikada da olsa deplasmanda 3 puan gerçekten hepimizi mutlu etti. 90 dakika içerisinde 2 aldığımız galibiyette de 90 dakika içerisindeki oynadığımız oyun gol atmaya yetmedi ama uzatma dakikalarında Altay maçında da Manisa Spor maçında da Manisa FK maçında da uzatma dakikalarında golü bulduk. Ama bununla ilgili şunları söylemişiz. Haftalardır biliyorsun sen de aynı eleştirileri yaptın. Teknik direktör Kokoviç'i oyundan alınamayan puanlardan, iç sahada alınamayan galibiyetlerden dolayı 6 hafta içerisinde çok eleştirdik. Bu son dakikada, uzatma dakikalarında gelen gol tabii Kokoviç'in elini bir haftada, bir iki haftada onun amiyane tabirle ömrünü uzattı. Ama şöyle bir şey var. Neden mutsuz diyorsun Göztepe taraftarı? Ben yazımda da onu yazdım. Neden mutsuz Göztepe taraftarı? İstediği topu, istediği oyunu görmüyor. Tamam iki galibiyet var altı maçta. Çok kopmadı belki aşağıdan ama şey vermiyor, ışık vermiyor oynanan oyun. Çünkü Göztepe'nin elinde iyi kötü gerçekten bu ligin üst sıralarını çok fazla zorlayabilecek bir kadro var. Geçen sene elimizdeki kısıtlı kadroya eksik transferlere rağmen biz playoff oynadık biliyorsun. Bodrum Spor'la ilk maçta, playoff'un ilk maçında Bodrum Spor'a eğlendik. Bir kaleci hatasıyla, ne bileyim Arda'nın ufak bir hatasıyla elenmiş olduk playoff'tan. Ama bu sene ne yaptık? O tecrübesiz genç Arda'nın yerine bu liginlerinden sayılabilecek mi? Kaleci Lisi buradan İngiltere'ye transfer yapmış. Fransa'da ertesi sezon oynamış. Kaleci Lisi getirdik. Arda'nın yerine Lisi koyduk. Onun önüne çıktığımız zaman üçlü defansın ortasındaki Atınç bozulmamış. Aynı şekilde devam ediyor. Sağ tarafta stoperlerde Aslanagiç genellikle oynuyordu. Aslanagiç'i gönderdik. Onun maaşından çıktık. Onun yerine gene Süper Lig tecrübeli Tarkan Serbest'i aldık Kasımpaşa'dan. Hem orta saha genelde yüzdelik fazla olarak 30 stoper oynuyor bilen. Üstüne bir de tecrübe katmak için takıma daha fazla tecrübe katmak için Nielsen'i getirdik Danimarka'dan. 36 yaşındaki Sankersen'in muhtemelen arkadaşı. Aynen Nielsen'i getirdik. Sonuçta bir dakika, tecrübedir bir dakika, yani. Geçen seneki
Sen Ergöz, orada bir şey, burada bir cümle kullanıyorsun. Nilsen, Rasmus Ankersen arkadaşı mı? Büyük ihtimalle arkadaşı. Ya şimdi, ya büyük ihtimalle arkadaşı yani, ya torpille mi geldi diyorsun? Bunu da abi açalım bir dakika. Burası bak, burası gizli kapaklı değil. Ya, abi. Açalım geldi abi. Demiyorum. İyi oyuncudur yani şampiyon. İyi oyuncudur. Şampiyonlar Ligi görmüş bir oyuncu. Şu an için belki bir alışma devresinde ama yani Göztepe'ye katkı vereceğini düşünüyorum ben. O işin birazcık da kinayesi ama yani %80 o zaman rejimden rica edelim. Arkadaşı yani o kontenjandan transfer olmuş bir oyuncu. Ahmetciğim lütfen rica edelim Ahmet kardeşimize, yönetmenimize Nilsen Rasmus Ankersen'in arkadaşı, dostu diye bir alttan KJ'ye verelim. Çünkü enteresan bir bilgiyle karşı karşıyayız. Yani bu dostluk, ahbap yani bir takım böyle mi yönetiliyor abi? Veyahut da İngiltere'de böyle mi yapılıyor? Şimdi bizde öyle bir sıkıntı var zaten. Bizde transfere çok iyi insan karışıyor. Rasmus Ankersen karışıyor. Galyardi Kalı karışıyor. Ayrıca bir scoutlar var. Onlar karışıyor. Takımın başında yabancı sportif direktör Ivan Manche var. O karışıyor. Teknik direktör Kokoviç karışıyor. Onun yardımcısı Ekrem Dağ karışıyor. Yani bizde transfer işi biraz karışık daha doğrusu. Ben şöyle herkes devam edeyim. Herkes karışıyor mu hakikaten ya sence? Evet herkes karışıyor. Herkes karışıyor. Yani gelen bilgiler transferi herkesin karıştığı yönünde. O yüzden zaten bir senkronizasyon transferde tutturulamıyor diye düşünüyorum. Evet. Senin ilk sorduğun soruya istinaden Nisan geldi Aslan Agiç'in yerine. Tarkan geldi stopere, sağ stopere. Sol stoperde Emir'i kullanıyorduk. Onun yerine gene aynı ayarda Alanyaspor'un genç takımından sayılır. Bu sene de o da A takıma çıkmış Alanyaspor'da. Ümit geldi. Yanına gene ne kadar sol stoper olmasa da gene biz oraya yazıyoruz hep onu. Taha geldi. Yani kaleci ve defans hattımız geçen seneki gücünden neredeyse bir tık üste çıkmış gibi gözüküyor. Evet doğru. Çıkmadı desek aynı ayarda aynı şekilde gene gol yememeye devam ediyor defans hattımız. Orta sahaya Celil gibi bir oyuncu geldi. Evet bu arada rejimizden alttan yazdı. Büyük bir gerçeği aslında Seren Ergöz ortaya çıkarttı şimdi. Nilsen ve Ankersen arkadaş diyor. Bir dakika. Bunu sen şimdi yazdın. Ben de şu an şunu söyleyeyim. Rejiye de rica edelim. Radomir Kokoviç'le sevgili Seren Ergöz biliyorsun. Kokoviç'le de Dragan Solak birbirinin köylüsü. Hemşeri. Hemşeriler. Rejiden bunları rica ederim. Yani neydi Kokoviç'le Dragan Solak'la. Üstüne de yaz Nazım Türknaz. Dragan Solak'la Kokoviç akraba. Yok akraba olmaz. Ya abi bir şey sen söyleyeyim mi? Sen bizi gene iyice Ahmet Çakar'a çevireceksin yalnız Nazım. Bir dakika abi. Hani Sport Republic dibine kadar profesyoneldi. Hani Sport Republic. Ya ne profesyoneli abi? Profesyonel olan adam Tarık Çamdal'ı transfer eder mi? Allah'ını seviyorsan ya. Yapma gözünü seveyim Nazım. Ya öyle demediler mi abi? Bu adamlar futbolun profesörü. Bu adamlar futbolu mükemmel biliyorlar. Denmedi mi bize abi öyle? Evet çok iyi biliyorlar. 200 milyon euroluk City Pound'luk Southampton'ı küme düşürdüler Premier Lig'den. Ve son 4 maçtır mağlubiyet. Orası da çok enteresan. Orası da çok enteresan bak. Hep aklıma takılıyor, kafama takılıyor. Rasmus Ankersen geldiği zaman karşılaşırsam soracağım. Geçen sene hatırlarsınız. Herkes hatırlar yani spor camiasında. İngiltere Ligi'nde takip edenler hatırlar. Devre arasında hep Türkiye'de konuşuldu. Southampton 120 milyon sterlin poundluk transfer yaptı falan. 140 mı 120 milyon poundluk transfer yaptı. Devre arasında işte sene başında yapmamışlardı. Devre arasında para harcadılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. Bakıyorsun şimdi sene sonunda hem ligden düşmüşler hem de şu ana kadar en son baktığımda 164 milyon poundtu. 164 milyon poundluk oyuncu satmışlar. Southampton'un içini boşaltmışlar. Evet, bravo. Hemen alttan yazalım. Southampton'un içini boşaltmışlar diyor sevgili Seren Ergüs. Ya o kadar da ya bizi yakacağım bizi de lan. Bunlar gerçekler abi. Yaz. Dakika, burası her meydanı. Bir dakika. Volkan Topçu diyor ki Seren Ergüz'le Şakir Hoca da asker arkadaşı demiş. Şakir Hoca benim
çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir abimdir. Volkan Topçu. Bizim arkadaşlığımız, abi kardeşliğimiz çok eski yıllara dayanır. O biliyorsunuz rahmetli Ümit Kayahan'ın yardımcısıydı. Evet. Hocalığa da Emrecan Altargun diyor ki Yılmaz Duran'ın yardımcısı olarak başlamıştı. Oradan mı Ümit Kayahan, Ümit Hoca'dan mı Yılmaz'a geçmişti? Evet, Emrecan Altargun diyor ki geldiğinde ilk ben yazdım. Anker senden masallar olduk demiş. Vallahi geçen Twitter yayınımızda da tribün liderimiz yani taraftar grubunun başkanı Twitter yayınında bas bas Mehmet doğru söz bas bas bağırdı biz bu yabancıları istemiyoruz diye. Vallahi şu ana kadar yaptıklarıyla bizim de içimize sinen bir durum yok. Ama bizi bir üst lige atsınlar bu sene, nasıl atıyorlarsa atsınlar, çok da umurumda değil açıkçası. Bu arada Mehmet YK'dan bir mesaj var. 72 yaşındaki babam maçı izlerken şunu dedi. 60 senedir bütün maçları keyifle izledim. İlk defa Göztepe maçta izlerken futboldan soğudum. Bunlar harbiden yabancıymış futbola dedi. Aynen öyle. Tekrar aynı konuya geleyim Nazım. Yani defans hatta aynı şekilde korundu. Hatta daha iyilerini getirdik defansta. Orta sahada geçen sene iyi performans gösteren, taraftarın çok sevmediği ama bu sene kötü başlayan Yalçın devam ediyor. Performansını yükseltebilir. Celil geldi şampiyon Samsun'dan. Onun yanında Palmer devam ediyor. Traore, Mamah devam ediyor elimizdeki kadroda. Bunların üstüne şu an oynayan oyunculardan bahsetmek lazım. Bilal Mesud'u geldi, yetenekli bir oyuncu. Son vuruşları, son dokunuşları yapamasa da o tarafı, sağ tarafı iyi kötü taşır gibi geliyor. En önemli transferimiz Mamah Diouf'u getirdik. Yani bu Mamah Diouf'u bu lige indirmek, bu lige getirmek, ikna etmek gerçekten zor. Bana göre geçen sene Konyaspor'da da gayet başarılı. Süper Lig'de oynamaya devam edebilirdi ve 10-15-12 golün de altına düşmezdi. Yani Göztepe takımı baktığın zaman geçen seneye göre bayağı kuvvetlendi. Elindeki oyuncu kalitesi bizim istediğimiz seviyeye gelmese de şu an için gerçekten yetenekli, kaliteli oyunculara sahip. Bunların içine Ahmet Yıldız gibi bir yetenek girecek orta sahaya. Doğan Erdoğan gibi savaşçı bir karakter girecek. Göztepe taraftarının mutsuz olma sebebi bu. Göztepe takımı geçen seneden iyi ama geçen seneden neden sahada daha kötü? Teknik direktör neyi eksik yapıyor, neyi yanlış yapıyor? Bu teknik direktör kalite yükseldikçe zayıf mı kalacak diye sorguluyor. En başta sorduğun soru buydu. Göztepe taraftarı neden mutsuz diye. Niye Göztepe mutsuz? Taraftarı, bugün evet. Yazımda da aynılarını belirttim. Göztepe taraftarı işte tam da bu yüzden mutsuz. Doğru. Bu arada mesajlar var. Sanal Spiker. Bizim aynı zamanda Esenler'de, evet, İyener Nazım Hocam seviyorsun demiş. Bizim Esenler Belediyesi'nin de Spor Spikerli Akademisi'nde kardeşim. Erzincan'dan yazıyor bize. Buradan da Erzincan'a selam olsun diyoruz. Ne demiş Volkan Topçu? Bilal ve Mamah'ı aynı maçta seyredebilecek miyiz demiş. Selam abi. Bence seyredemeyiz. Bence seyredemeyiz demiş. Diyor. Ne demiş İl Fenomeno? Biz bu sene çıkacağız demiş. Buradan Göztepelilerin Twitter fenomeni Sayın İl Fenomeno Yusuf söyleyemiyorum da ya. İl Fenomeno. İl Fenomen yazmış ama bak burada kısaltmış, kolaylaştırmış. İl Fenomen Yusuf Bey'e de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi Batman'da görev yapıyor ama şu an Bolu'daymış galiba. Geziyor Türkiye'nin çeşitli yerlerini, bir eğitime gitti bildiğim kadarıyla. Onların bu gezmelidir sohbet odasını yapamadık bu hafta. Evet, bir de şöyle bir durum oldu. Edeyim. Evet, yani galip gelince yapılmadı, hep mağlubiyetlerde yapıldı diye size de sevgili evet, Serhan evet, Bey. Evet, öyle yazdım, onu da yazdım. Bunu da yazdım. Evet, doğru. Aynen. Ergün Sakatepe demiş ki. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Ergün Bey demiş ki, Ergün Sakartepe, maçtaydım. Diouf maçtan sonra küskünleri oynadı. Maç sonrası küskünleri oynadı demiş. Ben çok küskün gibi görmedim Diouf'u ama maç sonu tabii biz görüntüleri, ben maçta değildim. Maçtan sonraki görüntüleri onlar gidenler daha iyi biliyor. Ama hocanın bir açıklaması var maç sonunda. Diouf orta sahada arkadaşının yaptığı hatadan dolayı 60 metre koşu yaptı.
topu engelledi diye. Hatta ben bununla ilgili tweet attım. Hoca dedim, sen demek ki yanlış bir şey yapıyorsun. Yani senin Diouf'u gollü galibiyet, iyi oyunun üstüne uzatma dakikalarında oyundan çıkartıp alkışlatman gerekiyordu. Adam 60 metre koşu yapıp orta sahada pres yapmak zorunda kalıyor 95. dakikada. Demek ki bir yanlışlık var, bir eksiklik var yani. Sen bununla övünmemelisin bence diye bir serzenişte bulunmuştum maç sonrası. Doğru. Bu arada şimdi diğer takım taraftarları da gelmeye başladı. Obey Rumuzlu, evet, Obey Rumuzlu arkadaşımızdan bir mesaj var. Nazım abi, Çorum Tribün lideri Amigo Hasan'la canlı yayın istiyoruz. Büyü bozuldu abi demiş. Doğru. Zaten şimdi ilk derler ya, ilk elimiz, ilk programımızı çok değerli dostum ve abim değerli Seren Aygöz'le yapıyoruz ama buradan sonra diğer takım taraftarlarını da adım adım yavaş yavaş geleceğiz. İnşallah sizlerin desteğiyle transfer merkezinde bu tür programları yapacağız. Çünkü ne diyoruz? Sessiz çoğunluğun sesi olmaya çalışıyoruz. Varsın büyük kanallar, hatta büyük dijital kanallar 3 İstanbul takımını kıyasıya konuşsun. Biz buradan devam edeceğiz. Biz buradan adım adım yükseleceğiz. Değerli dostlar diyorum. Egemen Katmerci, sevgili Senan abicim. Soru sana gelmiş. Bizim teknik heyet Diouf'a çok değer vermiyor sanki. Diouf varken Yalçın kaptan çıkar mı demiş abi. Güzel soru. Çok güzel soru. Ben de orada aynı tepkiyi göstermiştim maç esnasında Yalçın'ı kaptan gördüğümde. Ama tabii içeriği bile yaşıyor takımla. Belki Diouf istemedi. Belki en eski forma giyen takımdaki Yalçın'ı önerdiler. Şimdi bununla ilgili çok da bir yorum yapmak istemiyorum ama bana göre de Diouf varken orada Diouf kaptan çıkar. Ama Diouf'a çok değer vermedi bölümüne herhalde başkaları da mı söyledi daha önce bunu? Özellikle Diouf'u över bir açıklama yapmış maç sonunda, tebin belirttiğim gibi Kokoviç. Evet. Ya ben de şunu yani söylemiştim. Yani arkadaşın bilmesi gereken bir oyuncu. Evet. Ben de abi şunu söylüyorum. Altının değerini Sarraf'ı bilirmiş. Yani Mamı Diouf gibi bir oyuncum var. 5 tane orta yapması maç boyu. Şimdi sen Mamı Diouf'a maç boyu, maçta toplamda 5 tane orta yaparsan olmaz. Yani işte Tevin de aynı şeyi söyledim Nazım. 90+5'te Diouf'un orta sahaya gelip koşması gerekmiyor yani. Koşmaması evet. Gerekiyor artık yani. Evet. Diouf'un evet. O dakikalarda golünü atıp seyirciden alkış almak için oyundan çıkıyor olması gerekiyor. İşte zaten bence soru burada güzel. Gerçekten de değer veriliyor mu verilmiyor mu? O noktada bence doğru bir soru. Doğru, bence iyi bir soru. Artı sanki Seren abi, bunu hatta konuşmuştuk beraber de, Mame Diouf'tan bir Kvasina mı yaratmaya çalışıyorlar? Kvasinalı oyunu Mama Diouf'la oynamaya çalışıyor. Zaten en büyük eleştirdiğimiz noktası da bu hocanın. Yani bir oyun ezberlemiş, ezberinde bir oyun var. O ezberden dışarı çıkmamaya çalışıyor. Bir maçta bir dörtlüye döndü, Atınç yok diye. Atınç olduğu zaman tabii üçlüden vazgeçemiyor. Şimdi Atınç'ı dörtlü devam etmek istese Atınç'ı kadroya alma, yani ilk 11'e almaması lazım. Atınç'la dörtlü biraz zor. O konuda hak veririm yani, Atınç'la oynamak zor. Şimdi orada da bir çelişkide kalıyor anladığım kadarıyla. Belki dörtlüye dönmek isteyecek ama Atınçsız dörtlüye döndüğü zaman Atınç niye oynamıyor diye bir tepki gelebilir. Atınç niye sahada yok diye tepki gelebilir. Ama Atınç'la başlanılan dörtlüde yanında sol bekle Atınç'ın kademe yapması, sol beke kademe yapması bayağı zor. O hızda değil, o çabuklukta değil. Biraz üçlüde Atınç ortada göre tam verimli olarak kullanabiliyoruz Atınç'ı. Bu arada yani bir soru geldi. Değiştirdiği zaman da zorlanacak gibi gözüküyor ortalık. Doğru. Volkan Doğan'dan bir soru var. Yine sana çok fazla soru gelmeye başladı. Sevgili Göztepe'nin gizli damarlarından sevgili Seren Ergüz. Serancığım, yönetimin bu sene kafasından gerçekten çıkmak geçiyor mu? Yoksa yine playoff yapıp İlk maçta takımı yalnız mı bırakacaklar çıkmamak için? Sen kulübün gizli kasasısın, bilirsin demiş. Şimdi bir kere ben de şunu sorayım. Seren Ergüz, Göztepe'nin gizli kasası mı? Derin Göztepe diyorlar bak. Onu söyleyeyim. Derin Göztepe diyorlar. Evet. Evet. Derin Göztepe. Peki abi, çıkacaklar mı? Çıkmak niyeti var mı?
Ya şimdi baktığın zaman transferlerin bir kısmına şimdi biz taraftar olarak bakıyoruz. Şimdi Lise gelişinden çok mutluyuz. Diouf'un gelişinden çok mutluyuz. Ne bileyim, Tarkan geldiği zaman çok mutlu olduk. Yani kaliteli futbolcuyu sever Göztepe taraftarı. Anlar da kaliteli futbolcudan. Futboldan da anlar Göztepe taraftarı. Neden galip gelen takımı eleştiriyor şu an Göztepe taraftarı? Futbolu bildiği için eleştiriyor. Yarın öbür gün bu oyunla, bu oyun planıyla başına kötü şeyler gelebileceğini düşündüğü için eleştiriyor. Bravo, Yani bravo, sıkıntı bravo. burada. Şimdi baktığın zaman oyuncu profillerine, getirilen oyunculara baktığın zaman, şimdi atanla tutan diyorsun, hep aynı şeyi söyleriz. Bizim taraftarımız da çok kullanır bunu. Atanla tutanın iyi olacak. Atanın da iyi, tutanın da iyi. Tamam. Şimdi baktığın zaman bunlara bir çıkma isteği var. Ama ne yapıyorsun? Şimdi biz bu işin kompedanıyız. Yani senelerdir bu PTT liginde biz in çıktık. 5 sene kadar Süper Lig'de oynadık ama yani biz bu ikinci ligin gediklisi sayılırız. Biz bu ligde neler yapılması gerektiğini, nasıl transferler yapılması gerektiğini, takım mühendisliğinin nasıl olması gerektiğini bir teknik direktör kadar, bir başkan kadar, bir yönetici kadar, bir sportif direktör kadar iyi takip eden, iyi analiz eden insanlarız. Şimdi Diouf'u aldın, Lise aldın. Tamam, stoperlerin defansın iyi. Ön tarafın biraz zayıf kalsın. Ama bir orta saha istedik. Kaliteli bir orta saha istedik. Bir 10 numara yanında bir futbolcu istedik. İşte bu eksikler hep kafada soru işaretleri yaratıyor. Baktığın zaman oyuncu değerlerine biz en değerli takımlardan bir tanesiyiz. Yani çıkmak istiyorlar belli. Ama paralarına da çok kıyamıyorlar. Var mı paraları? Bilmiyorum. Evet. Bir bütçe var ortada. Selim Bayrakçı demiş ki abi, geçen sene orta sahada Palmer, Traore, Yalçın'la playoff'a kaldık. Bu sene neden olmuyor demiş. Neden olmuyor? Şimdi geçen Evet. sene farklı bir enerji vardı takımda arkadaşlar. Geçen sene taraftar çok arkasındaydı takımın. Bu sene de arkasında ama geçen sene Şakir Hoca'nın gelişiyle beraber taraftarla bir ekstra bir bütünleşme oldu. Taraftar grupları, taraftar grubuyla özellikle bu taraftar grubunu idare eden arkadaşlar gerçekten çok ön planda işler yaptılar. Bütün kale arkası tribününü sezon boyu koreografilerle süslediler. Takımı manevi olarak hep takımın içinde de Atınç gibi, İsmail gibi gerçekten karakterli kaptanlar vardı. Bakın hiç 1 lira prim almıyordu Göztepe geçen sene. Hiç Bu sene prim almadan bu takım bu sene bir prim konulmuş ama daha bildiğim kadarıyla bir ödeme yapılmamış. Belki Manisa Spor maçından sonra, Altay maçından sonra bir ödeme yapılmamıştı bildiğim kadarıyla. Ama Manisa Spor maçından sonra belki ödeme yapılmıştır. Onda da değişik bir sistem denemişler primde. Yani atıyorum 1.000 euro maç başı primi ise yarısını verip yarısını içeride tutma şeklinde. Ama hani en azından bir prim var, bir prim sistemi var iyi kötü artık bu sene. Geçen sene bu takım hiç prim almadan bu kaptanların ve Şakir Hoca'nın ekstra yarattığı motivasyonla ve gol yemeden devam eden bir süreç sayesinde teknik direktör Kokoviç'in de takımı iyi antre etmesi sayesinde playoff'a kaldı. Bu sene neden olmuyor Palmer'la şeyle Yalçın'la? Güçlü. Çünkü Evet. yerlerine oyuncular geldi. Yerleri sağlam değil. Baktığın zaman daha iyi çok çalışmaları lazım. Kendilerine güveniyorlarsa formalarını vermemeleri lazım. Ama demek ki bu futbolcularda da o özgüven yok. O huzurlu ortamı belki bu sene bulamıyorlar. O motivasyonu, o geçen seneki enerjiyi, motivasyonu bulamıyorlar belki de. O yüzden aynı orta sahayla olmuyor. Ama şuradan size bir şey söyleyeyim. Takip eden arkadaşlar geçen senelerden biliyorlardır. Geçen sene Eyüp'te oynadı değil mi Ahmet Yıldız? Evet. İkinci yarı. Aynen. Alanyaspor'un futbolcusu. Ahmet Yıldız o orta sahadaki o 6-8 numara eksiğimizi kapatacak kalitede bir oyuncu arkadaşlar. O istediğiniz hani Yalçın'ı kesecek adam dediğiniz Ahmet Yıldız. Buradan da onu söylemek istiyorum. Doğan da aynı tip O abi. orta Doğan da sahayı aynı. Doğan da zaten tecrübeli bir oyuncu. Evet, Ama o evet. da Ahmet artık bizde mi sakatlandı? İlk geldiği antrenmanda mı sakatlandı? Yoksa sakat mı geldi? Orası biraz muamma.
Yani Göztepe'ye transfer olduğunda Alanya Spor'da antrenmanda sakatlanıp da mı Göztepe'ye geldi? Yoksa bizde çıktığı ilk antrenmanda mı sakatlandı? O bilgiye sahip değilim. O da sakat geldi. Doğan Erdoğan hazır gelmedi. Bildiğim kadarıyla Doğan'ın maç temposuna, yani 90 dakikalık maç temposuna ulaşması için en azından bir şu günden sonra bir 20-25 güne daha ihtiyacı var. Bu adamlar da bu takıma katıldığı zaman ben oyun planım, oyunumuzun biraz daha gelişeceğini, biraz daha değişeceğini, daha iyi olacağını ümit ediyorum. Abi taraftar soruyor. Diyor ki İhsan Tümen, sağ olsun beni hiçbir platformda yalnız bırakmayan değerli kardeşimiz. Bence takımda eksik olan İsmail Köybaşı gelirse dengeler değişir demiş. Aynı soruyu Sercan Durmuşoğlu demiş ki sakatlıklar hakkında bilgi var mı? İsmail Köybaşı ne zaman dönecek demiş. Var mı abi bilgi? İsmail Köybaşı'yla geçen maçta konuştuk. İsmail Köybaşı'nın topuğunda enteresan bir sakatlık oluşmuş. Yani topuğunda bir yırtık oluşmuş İsmail Köybaşı'nın. Topuğunda yırtık. Tam iyileşti derken tabii topuk dikeni gibi bir şey de değil. Yırtık tarzında bir sakatlık oluşmuş topuğunda. Bileğinin altında topuğunda. Enteresan bir sakatlık oluşmuş. Tam iyileşti. Antrenmanlara başlamış. Tekrar sakatlığı yükseltmiş. Onun için bir 2-3 haftası daha var İsmail Köybaşı'nın ama geldiği zaman enerjisiyle, temiz ortalarıyla, dönen topları karşılayıp kaleye net vuruşlarıyla takımı ileride tutan bir oyuncu. Kaptanı da, takımın da kaptanı aynı zamanda. Çok da seviliyor. Biz de çok seviyoruz. Göztepe camiası da onu çok sevdi. O da burayı çok sevdi. Ben futbolu bıraktıktan sonra da burada devam edeceğini düşünüyorum zaten. İlk transfer olarak geldiğinde de hep o konular çıkmıştı medyada. İsmail Köybaşı teknik ekipte de devam edecek falan gibilerinden. Hatta ama çıkartan hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla daha doğrusu menajeriydi. Hani tutmazsa, istediği performansta oynamazsa İsmail teknik ekipte devam eder gibilerinden böyle bir ortam hazırlamışlar ama bana göre İsmail geçen sene kariyer sezonlarından bir tanesini oynadı yani. Attığı evet. Gollerle olsun, oyun temposuyla olsun. Muhteşem bir sezon geçirdi. Hatta şöyle söyleyeyim abi, o zaman konuşuyordum Turgay Altay'la, teknik direktör. Ben de aldırdım İsmail Köybaşı'nı. Hatta şöyle ki hani birkaç yıl oynayıp daha sonra teknik ekibe dahil olması için de bir parça İstanbul, hani Göztepe'yi bu yüzden tercih etmiş İsmail Köybaşı şeklinde bana bilgi vermişti. Vallahi biz İsmail Köybaşı'nı çok sevdik. O da bizi çok sevdi. İnşallah sakatlık vermesin Allah ona. Fizik kondisyon temposu da aynı seviyede devam etsin. Bizimle oynayabildiği kadar kalsın. Yani İsmail'in takımda kalması gerçekten çok önemli. Biz bunu şeyde de yaşadık. Ah, bu hep isim unutma alışkanlığım. Süper Lig'e çıktığımız zaman Fenerbahçe'den kaptan geldi. Fenerbahçe'den gelen kaptan Öngörü. Sabri ile beraber, Sabri Galatasaray'dan geldi, o Fenerbahçe. Selçuk Şahin. Biz onu Selçuk Şahin'de yaşadık. Selçuk Şahin gerçekten evet. Müthiş bir karakterdi. Gerçekten takıma çok abilik yaptı. İsmail de gene aynı. Onun jenerasyonu zaten. Yakındır yaşları birbirlerine. İsmail abi yarın sana bir şey söyleyeyim mi? Serhan abi. Biz isim hatırlamadık ama yaklaşık 15 kişi. Benim görsel hafızam çok kuvvetlidir. İsim hafıza, isimle şimdi çok sıkıntı yaşarım. İnanılmaz bak, var ya aşağısı Selçuk Şahin yazıyor. Selçuk kaptana da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. O da Emre'den evet, ayrıldı. Kendi başına bir yol çizmeye yapacak. Bir takıma teknik direktör olmak için hazır bekliyor. Abi orada da enteresan bir şey var. Şöyle onu ki biz Selçuk Şahin'de onu yaşadık. Selçuk'u elimizden kaçırdık. Evet. Selçuk'u Gençler Birliği'ne transfer olmadan bu takımda evet, tutup evet. Hem oyuncu hem idari, ya sportif direktör mü dersin, menajer mi dersin? Biz Göztepe'nin içinde o karakterde bir adamı tutmamız lazımdı. Hep içimde bir ukdedir yani Selçuk Şahin'in bu takımdan gitmesi. Ama İsmail'de bu hatayı yapmayız inşallah. Bu karakterde, bu kapasitede, bu futbol bilgisinde, bu futbol camiasında tanınmışlığıyla böyle bir oyuncunun ilerleyen tarih zamanlarda da Göztepe'nin içinde kalmasını ben canı gönülden isterim. Güvenç Arslan demiş ki sizin yaptığınız kritiği teknik ekip yapmıyordur inanın demiş.
En başta onu söyledim ya, biz bir teknik ekip kadar, sportif direktör kadar, atıyorum daha menajerler da iyisin, kadar. Daha da iyisin, bu daha işte, da iyisin. Yani yaladık yuttuk artık kaba tabirle. Doğru. Arkadaşlar ilk 45 dakika bitti. Devam mı tamam mı? Soralım, belki de bizi beğenmezler değil mi Serhan abicim? Devam mı tamam mı? Serhan abi ne diyorsun? Beğenenler... Devam mı tamam mı? Devam diyenlerden o zaman şey rica ediyorum. Twitter'da bir yayının linki açık şu anda Twitter'da da. O linki, alt linklerin linkini bir retweet yapsınlar. Kendisi beğenenler arkadaşlarını da davet etsinler. Abi yine sağ olsunlar. Şu an izleyicilerimiz inanılmaz bir şey. Yani mesaj kısmında var ya, gene 15-20 tane mesaj doluştu gene. Sonsuza dek kardeşlerin Facebook sayfalarında da paylaşa tıklayabilirler. Twitter'da evet. Linke retweet yapabilirler. YouTube'dan sonsuza seyredenler dek... buradan paylaş bölümünü çıkart, WhatsApp'tan eşine, dostuna, WhatsApp gruplarına atabilirler. Göztepe'yi merak edenler, Göztepe konuşulmasından, Göztepe tartışılmasından hoşlanan herkesi bekliyoruz. Bütün Göztepe'liler gelsin. Daha konuşulacak çok şey var. Devam demiş. Sonsuza dek Müslümcü. Teşekkürler. Tabii, ve bu arada çok güzel. Yayınımız hem Twitter'dan canlı yayınlanıyor, hem Facebook'tan canlı yayınlanıyor. Bakın Facebook'tan bir değerli abimiz Halil Tezel'den bir mesaj var. Bir takımla bu kadar oynanmaz. Lis, Atınç, Ümit, Taha, Ogün, Celil, Bilal ve Diouf belli. Diğer üç oyuncuyu da bir zahmet Kokoviç bulsun demiş. Haklı. Haklı. Değil işte mi? Bekliyoruz da Ahmet Yıldız iyileşecek, Doğan Erdoğan takıma girecek. Biraz daha kalite artacak diye ümit ediyoruz. Evet değerli Göztepe'liler, programımız dediğim gibi Twitter'dan, Facebook'tan ve aynı zamanda YouTube'dan canlı yayına devam ediyoruz. Madem devam yazdınız, biz de o zaman devam edelim. Programımızın ikinci yarısı, ikinci devresi başlasın. Zaten program 90 dakika diyoruz. 45 dakikasını bitirdik. Sorduk. Devam mı tamam mı? Devam ediniz. Eyvallah. Evet şimdi bir bağlantımız var. Radomir Kokoviç hattımızda. Bir arkadaş yazmış oraya Serhan abi totemin var mı diye. Yani evet, çok totem yapan birisi değilimdir ama son zamanlarda kızımla maça gitmek totemim oldu. Onu da Göztepeliler.com sayfasından herkes biliyor, tanıyor. Canlı yayınları beraber yapıyoruz bazı maç önlerinde. Fotoğraflarını paylaşıyoruz. Onun zaten sayfada kundaktaki halinden itibaren şu an 9 yaşını bitirdi. Şu anki haline kadar maç boy boy Göztepe'yle ilgili fotoğrafları var. Şu an için totemim tam totem de sayılmaz ama Nermin'le geldiğimiz hiçbir maçı kaybetmedik. Öyle söyleyeyim. Maşallah diyelim. Allah bağışlasın diyelim. Çok sevgili, teşekkür ederim. Sevgili herkesinkini, Cem'i cümlemizinkini. Emrecan Alpargun demiş ki Nazım abi tamam deseydik kapatacak mıydın cidden? Kardeşim biz garip gureba dostuyuz. Biz sizlerin hizmetkarınızız. Tamam deseydin kapatacaktım. Ama kapatmadım. Çünkü tam tersi. Ses dağılmasın, rahat olsun yayın diye küçük odaya kendimi kapattım. Burada klima da yok. Formaları da arkama astım. Sıcaktan burada böyle boncuk boncuk terliyorum arkadaşlar ama gösteremiyorum. O zaman tamam deseydim, Seren Ergüz'e bir alkış arkadaşlar. Seren Ergüz'e bir alkış. Estağfurullah ya, onun için söylemedim Nazım ya. Yok estağfurullah olmaz. Kokoviç yayıncı kuruluşa zor bağlanıyor. Biz de hocalar ne demiş? Gözlükleri takmadan da göremiyorum ki. Kokoviç'e yayıncı kuruluş zor bağlanıyor demiş. Kokoviç'e kuruluşunun kuruluşu zor bağlanıyor. Biz de hocalar değilsiniz. Bağlarız. Kokoviç'i de bağlarız sırası gelirse. 2-3 tane maç kazansın bağlanır o da, merak etmeyin. Zaten bir İzmir seyahati yapacağım. Bu arada konuştuklarımızın tamamını yakınını yönetimdekilere direkt bana aktaracağım. 1 numara, 2 numara, 3 numara aklınızda ne varsa. Direkt bunları aktaracağım. Yani sizlerin görüşleri bizim için çok çok önemli. Buradan çıkan sonuçları, buradan çıkacak görüşleri Serhan abicim. Şu anki kim varsa ama Türkçe ama İngilizce. Altyazı yapalım İngilizce Nazım.
İngilizce evet, evet. Altyazı yapalım, bir transferle göndeririz videoyu mailden. Evet doğru. İhsan Tümen demiş ki evet dediğiniz doğru. Adet yerini bulsun, 90 dakika yeter abi demiş. Zaten bir şeyi kıvamında bırakmak lazım diye söylüyorum. Ha bu arada ben de merak ettim abi. Rasmus Ankersen niye Twitter'ı kapattı? Benim yüzümden olabilir bak. Evet. Seren Ergüz yüzünden Göztepe'nin başkanı Rasmus Ankersen Twitter'ı kapatmış durumda. Bu gerçekten de gecenin damgası, gecenin enteresan bir açıklaması oldu. Neden abi? Bir ufu aldı, devamını alamadı. Ondan benimle uğraşmak istemedi herhalde daha fazla. Evet, alttan da sevgili yönetmenimiz Ahmet Karaca. Bu arada Bülent Kanıyılmaz Rusça yazıyor enteresan bir şekilde. Ben de seni Bülent abicim, Nazım mı Lüblü Tibya diyor. Yani seni seviyoruz diyor. Teşekkürler Bülent abicim. Ya Toje diyorum sana. Yani Rusçamız da var. İsterlerse Rusça'da cevap verebilirim sevgili Seren Ergüs. Sıkıntı yok. Tabii tabii, sende Rusça da var. Doğru. Doğru bak, onu atlıyoruz her zaman. Bizde her dil var. Bizde her dil var. Abi tesisler ne olacak şimdi? Evet, bir tesis durumları evet, evet. Var. Ne olacak şimdi tesisler? Olacak mı olmayacak mı? Volkan Topçu soruyor. Bu tesis tesislerle işi... ilgili şu an için net bir bilgi yok. Bugün ben Teknofest sonrası bir randevum vardı Mahmut Atilla vekilimle. Bravo, onunla bir araya, onunla bir araya geldim. Ona da yayından bahsettim. Onu da önümüzdeki yayınlarda konuk olarak almak istediğimizi belirttim kendisine. Bu konularla ilgili onu burada canlı yayına alacağız inşallah. Orada canlı abi, canlı. Bir dakika izin verir misin? Bir dakika izin verir misin? Göztepe'li hani şimdi siyaseti sevmeyiz. Ben siyasette hiçbir zaman hiçbir şekilde temas etmedim ama Mahmut Atilla Kaya yani ben deplasmanda da gördüm kendisini. Bütün deplasmana gelen bir insan, gelen bir vekilimiz. Yani Göztepe'nin hakkını savunmaya çalışan bence tek siyasetçi. Doğru mu? Tabii ki de doğru. Sonuna kadar da onunla birlikteyiz. Hangi siyasi görüşü desteklediği, aynen, hangi partiyi desteklediği, onun için de konu Göztepe olduğunda belki ikinci planda kalıyor. Bizim için zaten ikinci planda siyaset. Biz hiçbir zaman konuya Göztepe'ye siyaset üzerinden bakmadık. Bakmayız da. Çünkü her zaman söylediğim bir lafım vardır. Göztepe bizim kutsalımız. Evet. Biz onu evet, hiçbir şekilde ne siyaset ne ticaret hiçbir zaman bu tarz konuların içine katmayız. Mahmut Atilla Kaya vekilim de aynı bizim gibi düşünüyor. O da Göztepe'li belki. O da Göztepe'li. Belki de aynı bizim gibi düşünerek o da tamamen siyasetinin dışında gerçek bir Göztepe'li olarak Göztepe'nin peşinden gidiyor. Biz bu zamana değil kadar de hiç böyle bir milletvekili görmedik. Hiçbir partiden, hiçbir cenahtan Göztepe'nin peşinde, gönülden bu kadar gezen, bu kadar emek harcayan, mesai harcayan herhangi bir siyasetçi görmedik. Mahmut Atilla Kaya'yı da bir siyasetçi olarak görmüyoruz. Evet. İçimizden biri, bir abimiz olarak görüyoruz. Buradan gene evet, yayın vasıtasıyla da kendisine çok sevgilerimi, selam saygılarımı gönderiyorum. Bu arada İhsan Tümen'den çok enteresan bir mesaj var sevgili Seren Ergüs. Seren abim derin Göztepe'lilerin aksakallısı, her yere el yetiştirdim. Yok, yarın tıraş olacağım. Ya berberim hastaydı, ondan tıraş olamadım. Yoksa yani ben de çok böyle aksakallı olmaktan memnun değilim arkadaşlar. Böyle sinek kaydı her toplam zaman güzel. Volkan Topçu'dan mesaj var. Göztepe siyaset üstüdür, renkleri bellidir demiş. Evet, %100. Aynen öyle. %100. Peki abi, tesisler nereye yapılacak? Ödemiş'e mi, Torbalı'ya mı, İnciraltı'na mı, Karşıyaka'ya mı? Nereye yapılacak abi bu tesisler? Valla Torbalı arazisiyle ilgili iş tekrar Milli Emlak'a dönmüş galiba. Belediyeden çıkmış. Milli Emlak'a çıkmış. Belediyede değil. Yani hep sürüncemede, yani biz Göztepe biliyorsun önümüzdeki yıl 2024-2025 yılında 100 yıllık bir kulüp olacak.
Göztepe'nin bugüne kadar şu son 10 seneye kadar dikili bir tek bir ağacı bile yoktu. Gürsel Aksel stadındaki kavak ağaçlarını bile kesip hurdacıya satmışlardı o zamanki yönetimler. Şu altın başların gelmesiyle birlikte Göztepe tesis, arkasından Mehmet Sepir'in gelmesiyle birlikte tesisin tamamlaması, büyümesi Urla tesislerinin ve bir stat kazandı. Yani 100 yıllık kulüp son 10 senede dikili bir stat ve bir antrenman tesisine sahip oldu. Altyapı tesisi içinde yapan herkesten, emeği olan herkesten Allah razı olsun. Buradan herkese Hüseyin Altınbaş'a bir teşekkürlerini göndermesini istiyorum. Hatırlarsanız o dozerin üstündeki imarı bile olmayan arazinin üstüne dozeri sokarak kaçak olarak başlattığı o Urla arazi. Tabii onu inkar etmemek lazım. Kaymakamı, belediye başkanını ikna edip kanunları arkasından dolaşarak kaçak olan imarı düzenlenen o tesisi başlangıcını sağlayarak Göztepe'ye böyle bir tesis kana vesile oldu. Sepin Başkan yan tarafındaki aynı büyüklükte araziyi aldı. Oraya da bir saha daha yaptı. İçerideki bütün tesisin antrenman malzemelerini değiştirdi. Tekrar yeniledi. Daha büyüttü. Görüyorsunuz hep antrenman videolarında kocaman bir fitness bölümü var. Bütün takım 24 kişi, 30 kişi orada aynı anda antrenman yapabiliyor. Gerçekten güzel, profesyonel bir tesisimiz var. İnşallah altyapı içinde aynı kalitede, aynı güzellikte tesislere sahip olabiliriz. Abi sorular var. Ama bununla ilgili çalışmalar ne konumda, ne pozisyonda? Her sene, her iki senede bir biliyorsunuz Göztepe'ye taraftarının ağzına bu tesisle, evet, altyapı tesisiyle ilgili bir parmak bal çalınıyor. Ama sonra parmağı yaladığımız zaman da nerede olursa Urla'da, Seferihisar'da, Torbalı'da, İnciraltı dendi Sayın Bakan'ın gelip açıklama yaptı. İnşallah herhangi bir tanesinde, neresi olursa olsun, herhangi bir tanesinde bir kazma vurulmasına, tesisin başlamasına biz razıyız. Abi hemen sorulara geçelim. Çünkü çok sorular geliyor. Bu arada teşekkürler. Hemen lütfen görüşlerinizi belirtin. Lütfen görüşlerinizi belirtin. Çünkü bu program sizlerin programı. Taraftar Merkezi. Boşuna demedik ama sizlerden ricam şu olsun. Lütfen Transfer Merkezi'nin de YouTube sayfasına bir abone olursanız Allah razı olsun deriz. Hemen sorular gelsin. Nahit Uzakgören demiş ki stadımızın AVM'si ne zaman açılacak, bir gelişim var mı demiş. Var mı abi gelişme? Şimdi o konuyla ilgili de elimde, yani benim bildiğim genel olarak zaten bilinen konular. Bu daha önce de hep bunları bahsettim. Sadece bizim stadımızla ilgili Türkiye'nin hemen hemen 60 sıkıntı var. Yeni yapılan stadların hepsinde aynı sıkıntı var. Hepsinin altında imkanlar var. Ama bu dükkanların üç kiralanması mümkün gözükmüyordu bu zamana kadar yapılmış olan prosedürler, kanunların içerisinde, Spor Bakanlığı'nın kanunlarının içerisinde. Şimdi en son bu kanunlarda değişikliğe gidildi. Üçüncü şahıslara, kulüplere kiralanan statlardaki dükkanların, mağazaların kulüpler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmasının önü açıldı. Ama bununla ilgili belli bir süreç var. Yani bunun kanunlarının, yönetmeliklerinin Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yazılması kağıda döküyor. Birilerinin kulübün yöneticisinin, başkanının, CEO'sunun, ne bileyim nasıl adlandırırsa, kulüp müdürünün imzalaması gereken nizamnameler var. Bu nizamnamelerin Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yazılması bekleniyor. Bu nizamnameler, bu yönetmelikler yazıldığı zaman kulüplere tebliğ edilecek. Kulüpler de bunları imzalayarak statlarını ve statların altındaki dükkanları teslim alacaklar. Ve ondan sonra kanundaki değişiklik sayesinde onlar da üçüncü şahıslara bu dükkanları kiralama hakkına sahip olacaklar. Şu an için bu kanunların, bu yönetmeliklerin Gençlik Spor Müdürlükleri tarafından
bakanlık dedim yanlış orada, Gençlik Spor Müdürlükleri tarafından yazılıp Gençlik Spor Müdürlüğü'ne, oradan da kulüplere ulaşması gerekiyor. Tabii belli bir süreç gerekiyor bunun için. Bildiğim kadarıyla. Onu tekrarla, ısrarla vurgulamak istiyorum. Sadece bizim stadımız bütün Türkiye'deki, bütün Türkiye'deki altında dükkan olan bütün stadlar için geçerli. Evet. Bütün Türkiye'deki, bir Antalya stadı galiba, o da belediye yaptı galiba. Antalya'da da dükkanlar kiraya verilebiliyor. Geri kalan, evet, yeni yapılan Türkiye'deki hiçbir statta şu an kulüpler dükkanlarını üçüncü şahıslara kiraya veremiyor. Abi sorular gelsin. Tuğrul Mercan demiş ki, ben de onu merak ediyorum. Hatta bu konu iki sene önce gündeme gelmiş, sonra ne oldu anlayamıyoruz. Koltuksuz tribün projesi. Tuğrul Mercan sormuş. Koltuksuz tribün projesinde durum nedir? Şimdi kale arkaları için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Orada da bir serzenişte bulunalım. Önce bir koltuklu halini bir dolduralım arkadaşlar. Ondan sonra koltuksuz için tepkimizi, isteğimizi koyarız. Evet. Seren Ergüz noktayı koydu her zamanki gibi. Orada da gene Göztepe'nin etkisi var. Sayın Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanı iken orada da tek başına kanunun için bu konuyu ısrarla koydurdu. Buna zaten kulüpler arasında sepil kanunları deniyor buna. Bunu daha önce de yazdık, çizdik hep. Bu kanunun ismi, bu koltuksuz tribün kanununun ispil kanunu arkadaşlar. Şu an için bu kanun geçerli. Ama sepil kanunları daha uygulamaya sokan herhangi bir takım yok. Ama istenirse, talep olursa, o şekilde bir yoğunluk olursa, yarın öbür gün yapılmaması için hiçbir engel yok. Güzel, güzel. Abi devam edelim. Aynur Melik Hanım'dan bir mesaj var. Adana Spor maçı ile ilgili yorumunuz nedir? Gürsel Aksel'deki büyü bozulur mu abi demiş. Valla Gürsel Aksel'de bu sezon daha bir büyü yok. Bizim büyü yapmamız lazım. Bir büyü bozulmak mı anladım? Kötü büyü mü bozulur demek istemiş arkadaş. Abi şimdi şöyle, çünkü bir bu sene daha Gürsel Aksel'de bu sezon galibiyet yok. Evet, galibiyet yok. Yani şöyle bir tavuk bacağı mı kale direklerin dibine? Ne bileyim böyle bir manyal yapmış sanki o biraz. Yani kurbağa bacağı mı? Ne bileyim tavuk bacağı mı? Ona bir şey lazımsa getirelim, İstanbul'dan gönderelim. Yapalım. Kurşun da döktürürüz. Yaparız. Nefesi kuvvetli şimdi hocalarımız var. Yani Adana Spor galiba olmadık. Adana Spor'u yenmen lazım ama çok bu sakalları göreceğiz. Bu sakalları değirmende ağırtmadık yani Nazım. Evet evet. Bu arada güzel sorular devam ediyor. Evet. Emrecan işi ne olacak? Hala duracak mı kulüp demiş Volkan Doğan. Ya şimdi ben o konulara demedim açıkçası. Hiç çok fazla yorum da yapmadım bu Emrecan konusuyla ilgili. Kendi sosyal medyamda da çok fazla yorum yapmadım açıkçası bu konuyla ilgili. Çünkü tamam, bu stadın kiraya verilmesiyle ilgili bu Emrecan'ın bir sorumluluğu var. Emre Bey'in bir sorumluluğu var. Emrecan deyince hep böyle bizim Emrecan Alpargun geliyor aklıma. Benim. Evet aynen, ben de öyle düşündüm. Emrecan bildiğim kadarıyla çocuğum, değil mi? Emre ismi, soyadı Can. Evet. Yani sonuçta Mr. bu Emre. Arkadaş yani bu arkadaş sonuçta CFO. Yani mali işlerden sorumlu insan. Eski tabirle muhasebe müdürü. Şimdi sahanın müdürü. Tabii. Kötü olmasını, zeminin kötü olmasını birçok arkadaşımız bir gittik geldik sanki. Sesim geliyor mu Nazım? Sıkıntı var mı? Net geliyor. Devam. Sıkıntı yok. Devam. Tamam. Yani herkes sahanın kötülüğünü ekonomi üniversitesine kiraya verilmesinden mezuniyet yapılmasına bağladı ama ben baktım aynı tarihlerde geçen sene de stat aynı haldeymiş. Biz deplasmanda başlamışız Sakarya'yla. Ertesi haftada bir sonraki hafta başladığımız gibi
aynı yarı bozuk zeminle başlamışız. Yani zeminde esasında çok bir fark olmamış. Ama ne var? Taraftar tabii ilk maçında takımıyla buluşmak istiyordu. Sezonun yaz sezonunun verdiği bir özlem vardı. Tabii bunun arkasına zeminin de yani sahanın da ekonomi üniversitesine kiraya verilmesi bütün tepkileri bu ekonomi üniversitesi mezunu orada bildiğim kadarıyla derslere de giriyormuş galiba. Bizim evet, CFO'muz evet. Emrecan'ın üstüne kaldığı ihale. O da kötü niyetle bir şey yaptığını düşünmüyorum. O da Avrupalılara, Avrupalı patronlara bir gelir kaynağı, hani Göztepe'ye bir gelir kaynağı yarattım ben bakın hani gibilerinden bir şeyle o ekonomi kiramaya ön ayak oldu abi, diye mükemmel, düşünüyorum. Mükemmel yani, yarattı ya. Çok mükemmel yarattı ya. Uzatılacak bir şey çok bir şey yok bence bu konuda. İlk hafta oynayamadık. Bitti geçti. Al işte Türkiye'nin bütün her yerinde sahalar rezil durumda. Evveli gün koskoca Olimpiyat stadının halini gördük. Boya sıkmışlar. Galatasaray'ın stadı, Beşiktaş'ın stadı, Fener'in stadı, Adana'nın stadı. Hep yani bütün sahalar Türkiye'deki çimler kötü durumda. Yani bu çok olacak Göztepe'nin içinde kar yaratmaya yarat. Evet, Seren Ergüz'den mali işleriyle ilgilenen bir adam. Evet, evet. Abi istersen soruları biraz hızlandıralım. Yetkilerini de azalttılar. Evet, doğru. Yetkilerini doğru. de azalttılar Emre'nin. Şimdi sorularımız devam etsin yani abi. Yani Emrecan cezasını da aldı bu arada arkadaşlar. Tenzili rütbe aldı yani. Doğru. Adem İnal demiş ki Emrecan evet. Alpargun bari istifaysın demiş. O olabilir bak. Selim Bayrakçı demiş ki hangi kulüpte CFO vardır çok lazım demiş. Ya biz orada CFO değil muhasebe müdürü arkadaşlar dediğiniz nedir yani? İşin süslenmiş, büslenmiş, beyaz yakalı hale getirilmiş adı bu yani CFO. Evet. Gambit Accepted demiş ki adamlar siz kalktı İngiltere'den geldi. Ne kadar? Doğan nasılını aradık. Ağır rezillik, tarihi emir rezilliği demiş. Gambit Accepted Rumuzlu arkadaşımız Southampton maçı için. Evet ben Gökhan onu unuttum demiş. Bak. Orada zaten taraftarı kaynatan taraftarın kaynamasına sebep olan en önemli etken oydu bak onu unuttuk. Southampton maçının doğru. Doğanlar'a alınması. İlk hafta sahamızda oynasyon olmasa sağ bozuk ilk hafta oynayamayacağız der. Geçiştirirdik ama dediği gibi Southampton maçının Doğanlar'a alınması. Ama orada da şöyle bir şey var. O gün stadımızda oynanabilirdi arkadaşlar. Yani stat bir hazırlık maçı, bir dostluk maçı oynanmayacak durumda değildi. İngilizlerin Akhisar'dan abi Akhisar'la aynı de oynamamak bence. Aynen. Değil mi? İngilizlerin Akhisar'da orada oynamamak mi? İstemesinden dolayı apar topar. Yani bunu da buradan özellikle belirteyim. Orada hep bir hani kandırdılar falan diye şey çıkıyor ama yani bizim kulübümüzün değil. Ben her zaman Göztepe'mi korurum, Göztepe'mi savunurum. Yani ne olursa olsun, kim yönetim, kim başkan doğru. olursa benim için önemli değil. Ben Göztepe'nin ismini savunurum her zaman. Doğru. Orada da İngilizlerin buraya gelip biz burada oynamak istemiyoruz de Doğanlara alınması. Abi sorular devam etsin. Çok büyük sebebi var. Sorular devam etsin maçta istersen. Sevgili Selam abicim. Gökhan Semiş demiş ki geçen haftaki Göztepe'liler programında Yelken Şubi'de görev yapan Sırrı Arat ismi Gülbahçe'de 20 dönüm arsaya akademinin kurulacağı yönünde bilgi vermişti. Bu bilginin teyidi mümkün mü demiş. Gökhan Semiş. Evet, evet. Egemen... Bu arsa zaten 2 sene önceden konuşulan bir evet. mevzuydu. Yani oranın tahsisiyle ilgili 2 sene önce kulübün bir iletişimi bir şeyi olmuştu. Herhalde 2 sene yakın zamanda tekrar orayla ilgili sırrı o zaman o yüzden girdi programa onu anlattı. Ama arkasından herhangi bir gelişme, herhangi bir bilgi gelmedi bana. Temin de dedim ya bizim için fark güzel bahçe, Urla, Çeşmealtı, Torbalı,
Hiç fark etmez. Bir yere kazma vursunlar, nereye kazma vururlarsa vursunlar. Abi hemen sorular devam etsin. Göztepe'mizin en büyük sorunlarından bir tanesi iletişimsizlik. Neden bir basın sorumlusu veya taraftarla bağ kuracak birileri yok demiş. Aynı soruyu birisi daha sormuştu ama kulüp neden basın sorumlusu almıyor? Bir tane açıklama yok. Seren Ergüs tam basın sorumlusu olacak adamsın demiş Mehmet Şahin. Estağfurullah. Abi bu sorunu Göztepeliler.com basın sorumlusu. Seren abicim bu sorunu ben yani basın sorumlusu esasında var ama görev tanımı farklı bizim. Evet var. Aslında var. Doğru mu? İsmail Tur var kardeşimiz. Ama görev tanımlaması farklı. Yani onun bu şekilde bir açıklama yapacak, taraftarı bilgilendirecek bir konumu yok. Öyle bir pozisyonda değil. Öyle bir şeyi yok yani. Öyle bir pozisyonu yok. Öyle bir talebi de olmaz kimsenin ondan. Olamaz doğal olarak. Ona o şeyi, şimdi burası bir AŞ sonuçta. Burası bir şirket. Evet. Yani patronlar, bakanlar ne yetki verirlerse çalışanlar o yetkiyi kullanabilirler. Evet. Şimdi Göztepe'nin evet. basın sorumlusu İsmail Tur ama patronu, başkanı ne yetki veriyorsa onun çerçevesinde bu görevini inşa etmeye çalışıyor. Şimdi onu da suçlayamıyoruz. Ama tabii ben de her zaman aynı şeyi istiyorum. Hep bir iletişimsizlik, hep bir eksiklik, hep bir bu konuda sorun var. Biz de bunu işte kendi aramızda biz Seren abi olsun istiyoruz. Arkadaşlar. İngilizcesi var demiş Volkan Topçu. I am speak şakır şakır İngiliz biliyorsun. Abi bu arada Modena demiş ki Modena'dan enteresan bir soru var. Anketlerin transfer politikasını anlayamadım. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Göztepe yarışmacı takım mı yoksa yetiştirici takım mı olacak demiş. İşte onu programın başında da galiba konuştuk bunları da. Tekrar edelim. Yani biz de anlamış değiliz. Yani Lise getiriyorsun, Diouf'u getiriyorsun. İşte Ahmet Yıldız'ı getiriyorsun. Bir tane de yaratıcı orta saha getir. Yani Tianic'in yerine, Tianic'in maaşından çıkamıyorsan öde maaşını evinde otursun ama onun yerine o işi hakkıyla yapabilecek bir oyuncu getir. Ama işte hep aynı şey yani kafa aynı kafa. Tamam bunları aldık ama Yaz'la da bizi üzmeyin. Yani hem ayranımız dökülmesin hem tatsız şeyler yaşanmasın. Bu oyuncularla idare edin. Bak geçen sene o takımla playoff yaptınız. Bu takımla zaten en kötü playoff yaparsın. Yüklenirseniz zaten ilk ikiden çıkar bu takım diye mi düşünüyorlar bilemiyorum yani. Abi zaten o konuda zaten şeydeyiz. Yetiştirici bir takım 36 yaşında iki tane yabancı transfer etmez. Yok yok yetiştirici gibi bir şeyleri yok. Bunlar alsatçı abi ne yetiştiricisi? Evet bunlar alsatçı diyor. Seren Ergüz'den enteresan geceye damga vuracak bir cümle. Bunlar alsatçı diyor. Evet. Arkadaşlar yavaş yavaş da sorularınızı gelmeye devam ediyoruz. Emrecan Alpargun demiş ki. Nazımcığım şimdi şöyle bir şey var. Buyur abi. Buyur abi. Şöyle bir şey var. Yani Ankersen ve Spor Republic ekibi Göztepe'nin sayesinde Türkiye piyasasında bayağı önemli bir yer edindiler. Benim bildiğim kadarıyla hiç İzmir'e gelmeden direkt İstanbul'a inip transfer görüşmeleri falan yapıyorlar yani. Abi piyasaya açıldılar Türkiye'ye. Kaç tane futbol, en son Trabzonspor'a oyuncu getirdiler. Beşiktaş'a oyuncuyu verdiler. Son falan. Yani adamlar evet Seren abicim devam edelim. Emrecan Alpargun demiş ki mesajları mı okuyorsun? Ben mi devam ediyorum? Mesajlar. Bayram Bektaş'ın da demiş altı dili tamam, var demiş. Tamam tamam sen de. Tamam. Bayram Bektaş'ın da altı dili var demiş. Var doğru. Şimdi diyeyim yani var. Herkesin şey yabancı fazla var.
Turan Babacan demiş ki Göztepe mobile girince taraftar kartı oluşturma çıkıyor. Bu konu hakkında bilginiz var mı demiş. Var mı yok, bilgi? O kadar onunla ilgili bilgimiz yok. Arkadaşlar, onunla ilgili bilgim, onunla ilgili herhangi bir bilgi bilmiyorum. Doğru. Aynen Göztepe'liler sorumlusuyum ben arkadaşlar. Göztepe sorumlusu değil mi? Yani arkadaşlar karşımızda Rasmus Ankersen yok. Bizim karşımızda Serhan Ankersen var. Aksakallı Serhan Ankersen. 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 Valla 1 saat 15 dakikadan beri konuşuyoruz. Yaklaşık 75 dakika olmuş sevgili Serhan abicim. İstersen yavaş yavaş da programımızın da sonuna gelmiş olalım. Var mıdır abi? Son cümlen, son kelime. Ben konuğum Nazım Bey. Ona siz karar verin. Vallahi arkadaşlar biz sabaha kadar konuşuruz ama tabii şimdi sorular da aynı minvalde gelmeye başladı. Ona şimdi ben de bakıyorum. Ali Karaca demiş ki alt tarafı bir tane Danimarkalı topçumuz var demiş. Bu kadar bu konuya yüklenmemek lazım demiş. Yok bir şeye yüklenmedik. Ne dedi ki? Kötü bir şey söylemedik ya. Nisan Rasmus'a geldik yani. Selim Bayrakçı demiş ki bugün Hüseyin Eroğlu Samsun Spor'dan ayrıldı. Göztepe'ye gelir mi? Gelirse olur mu? Sene başında geçen sene başında Turgay Altay'dan önce o da bir sunum verdi yanlış hatırlamıyorsam. Ama bazı şeylerde anlaşamadılar herhalde. Çünkü Turgay Altay varken de Kokovic'den sonra Turgay Altay da zaten gitti. Farklı bir kozisyona döndüler. Şakir Ekrem Hoca Kokovic tribünde versiyonuna döndüler. Kokovic Göztepe'nin teknik direktörü olarak yani Göztepe'de kalacaksa Hüseyin Eroğlu'nun Göztepe'de görev yapma ihtimali yok. Ama Kokovic'i Göztepe Spor Kulübü'nden gönderdikleri zaman şayet gönderirlerse inşallah Göztepe her maçını kazansın bundan sonra namalup devam etsin. Biz de Kokovic'i sırtımızda burada caddede gezdirelim. Hiç sıkıntı yok benim için yani ben Kokovic'i tanımam etmem bilmem. Bizim derdimiz geçen Göztepe'nin sezon, oynadığı oyun aldığı sezon, galibiyet aldığı mağlubiyet. Evet geçen sezon Radomir Kokovic'in ünvanı futbol metodolojisiydi. Doğru mu abi? Metodoloji da bana da öğret bakın. Yok estağfurullah da hani geçen sene literatüre damga vurmuştu kendisi bu ünvan noktasında. Hatta ben İstanbul'daki basın mensuplarına Göztepe'nin teknik kadrosunu açıklayamamıştım. Çünkü teknik kadroda Ekrem Dağ var. Şakir Özkayımoğlu var. Baktığımız zaman şimdi Şakir Hoca var, Ekrem Hoca var. Kim kardeşim? Kimin eli kimin cebinde? Kim ne yapıyor? Kokovic kimdir? Futbol metodolojisi kimdir nedir? Ben açıklayamamıştım. Zor açıklamıştım daha doğrusu. Aynen benim için öyle. Zor günler. Yani Hüseyin Eroğlu'nun şu şartlarda Göztepe'de görev alması çok zor. Kokovic başarısız olur gelir. Yerli bir hocayla çalışmayı düşünürler. İsteriz Hüseyin Hoca. Hüseyin Hoca benim çok sevdiğim abimdir. Tanışırız da. Değerli de kıymetli de bir insandır. Altınordu'da, Samsun Spor'da da başarılı olmuştur. Keşke olsa evet. Biz diyoruz Türkçe'ye dönsün, Türkiye'ye dönsün. İsteriz yani. Ama doğru. Şu an için öyle bir şey dahilinde gözükmüyor bence. Evet arkadaşlar bu güzel yayınımızı 3 ayrı mecrada yani hem Altlikler Twitter sayfasında hem Facebook'taki Altlikler sayfasında hem de YouTube'daki Transfer Merkezi sayfasında 3 ayrı kanaldan üçleme şeklinde sizlere getirmiş oluyoruz. Transfer Merkezi'nin ilk programı Taraftar Merkezi'nden gerçekten de güzel bir program olduğunu ben düşünüyorum. Serhan abicim Göztepe ile alakalı son cümlelerin, son kelimelerin var mıdır? Alabilir miyiz sende?
Nasıl var mıdır abi son cümle? Cümlem güzel bir göz göz çekmek oldu. Geldi mi görüntüye bilmiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha çeker misin abi? Bir kez daha çeker misin? Göz Göztepe. Evet, tarihi anlar. Evet, tarihi anlar. Görüntü gitti bende, dönüyor. Geldi. Devam. Twitter gitmez. Sohbet odalarında da seninle, Yusuf'la, Orkun'la çok güzel yayınlar yapıyoruz. Bu da yeni bir başlangıç oldu bizim için. İnşallah burada da sana elimizden Göztepe'liler olarak elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışacağız. Diğer takımlarla olan programlarında da diyorum şimdiden. Ben çok keyif aldım programa katılmaktan. İnşallah bizi izleyenler de keyif. Size çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Evet, bütün Göztepe taraftarlarına Volkan Topçu, Selim Bayrakçı, İhsan Tümen, Gökhan Sevinç, Nahit Uzak Gören, Volkan Doğan. Bakıyorum devam mesajlar geliyor. Hakikaten güzel bir program oldu. Bizi de yalnız bırakmadınız. Emreci Alpargun, Sercan Durmuşoğlu, Selim Bayrakçı, gördüğüm kadarıyla Ali Karaca, Turan Babacan. Hakikaten çok çok teşekkürler. İnşallah uygun bir zamanda ben de İzmir'e geleceğim. Güzel maçlar, keyifli maçları ben de tatmak istiyorum. Sevgili Saran Ergüz, sana da çok teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık abi. Herkese iyi akşamlar. Fransa merkezine selamlar.